Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz genel cerrah ve cerrahi onkoloji uzmanı Profesör Doktor Mutlu Doğanay. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Nasılsınız? Hocam hoş geldiniz. Teşekkürler, sağ olun, iyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Hocam şöyle sormak istiyorum. Kepan Derneği'nin başkanı olarak derneğinizin misyonu, çalışmaları nedir? Evet, teşekkür ederim. Kepan açılımını söyleyecek olursak Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği olarak geçiyor. Kepan Derneği Türkiye'de klinik nütrisyon anlamında ilk ve tek dernek. 1700 kadar üyemiz var. Multidisipliner bir dernek çünkü şundan dolayı hekim üyeleri arasında hekimler var, doktorlar işte var, hemşireler var, diyetisyenler var ve eczacılardan oluşuyor. İnterdisipliner bir dernek. Şunun için bunu da söylemek zorundayız. Farklı derneklerle işbirliği içindeyiz. Kepa'nın vizyonuna ve misyonuna baktığımızda aslında klinikte hastaneye başvuran hastaların ya da yatan hastaların güncel bilgiler eşliğinde tedavilerini gerçekleştirmek, toplumda malnütrisyon ya da beslenme bozukluğu, belki biraz sonra konuşacağız ayrıntılarıyla, onu vurgulamak ve farkındalık yaratmak ve diğer dernekler arasında nütrisyon tedavileri ve beslenme bozukluğu tedavilerini birlikte planlayıp sağlık otoritesiyle bu konuda alert edip onlarla birlikte güncel bilgiler ve tedaviler eşliğinde hastalarımızın tedavisini yapmak asıl amacımız sonuç itibariyle. Ama derneğin çok ciddi çalışmaları var, çalışma grupları var kendi içinde. O çalışma grupları çok etkin ve yetkin hocalardan oluşuyor. Örneğin işte diyetisyenler çalışma grubu, eczacılar çalışma grubu, hemşireler çalışma grubu. Bir de artık çağın bir malnütrisyon hastalığı olarak bakarsak ona da beslenme bozukluğu, obezite çalışma grubunda bu sene kurmuş olduk. Ve gelecek nesillere daha iyi yetiştirmek ve akademisyenler yetiştirmek için de genç akademisyenler çalışma grubumuz var. Bu çalışma grubumuzun içinde yaklaşık 20 kişi var ama hepsi farklı branşlardan. Diyetisyenler, hemşireler, eczacılar ve doktorlardan oluşan bir grup. Bunları da nütrisyon konusunda, klinik nütrisyon konusunda yetiştirip, ileriki çalışmalara da bunları dahil edip, nütrisyonda daha iyi yol almak için uğraşıyoruz. Sadece tedavi değil de aslında bu dernekte hastalara bir yaşam standardı mı oluşturmak, yaşam şekli mi oluşturmak? Evet, yani daha çok tabii bu işin toplumsal diyetisyenler tarafı var. Bir de diyetisyenlerin uğraştığı kısmı ama biz Kepan Derneği olarak adından da anlaşacağı gibi klinik nütrisyonla uğraşıyoruz. Daha çok hastalık gruplarıyla ilgileniyoruz. Hastalık gruplarından şunu kastediyorum. Özellikle kanser hastaları, nöroloji hastaları, yoğun bakım hastaları, yaşlı hastaların bakımları ve tedavileri son derece önemli. Çünkü bu hastalar hastaneye yattığı zaman gerçekten ciddi bir şekilde 2-3 gün içinde malnütre ya da beslenme bozukluğu durumuna düşebiliyorlar. Bunların tedavilerini yapmak lazım. Belki bunların cerrahi planlaması ya da farklı tedaviler, gerek tıbbi gerekse medikal tedaviler, cerrahi tedaviler yapılacak. Ama bu hastaların kan değerlerine bakarak, vücutta antropometrik ölçüm dediğimiz, vücutta çeşitli ölçümler yaparak, bunların malnütrisyon durumlarını saptayarak biz bunların tedavilerini erken dönemde başlamak zorundayız. Çünkü malnütrisyon da aynı şekilde diğer hastalıklar gibi tedavilerinin erken tanısı yapılması lazım ve erken tedaviye başlanması lazım. Diğer hastalıklarda da çünkü bu çok önemli. Özellikle kanser hastalarında. Çünkü bunların tedavilerini siz erken dönemde malnütrisyon anlamında yapmazsanız kemoterapi, radyoterapi ve cerrahi gibi bir planlama içine gireceksiniz. Bu uzun süreçte bu malnütrisyon hastalarının tedavilerine başlayamayacak. Onun için kanser hastalarında biliyorsunuz bir önemli erken tanı ve erken tedavi son derece önemlidir. Eğer siz bu hastanın malnütrisyon tedavisini yapmazsanız bu kemoterapi, radyoterapi ve cerrahi tedavileri gecikecek. Dolayısıyla da kanser tedavisi gecikmiş olacak. Bu da son derece önemli bir şey. Bu hastaların bu yolculuğunda malnütrisyon çok önemli bir tedavi metodu. Çünkü diğer hastalıklar gibi bakmak lazım buna. Aynı malnütrisyon tedavisi de kalp yetmezliği tedavisi gibi. İşte bir akciğer, KOAH dediğimiz kronik obstrüktif akciğer hastalığı tedavisi gibi bir tedavi şeklidir. Bunu özellikle vurgulamak isterim ve altı çizilmesi gereken bir konu. Hocam peki yani biz çok merak ediyoruz, seyircilerimiz de merak ediyor. Malnütrisyon tam olarak ne? Malnütrisyon kısaca şöyle yani beslenme yetersizliği. Ama sonuçta
Manütüsyon deyince biz sadece şunu anlıyoruz, işte zayıf bir hastayı anlıyoruz. Sadece bu hasta manütüsyon hastası değil. Yani bu hastada obezite de çağımızın çok ciddi bir hastalığı. Obez hastalar bile manütte durumda olabilirler. Siz o görünüş olarak baktığınızda şişman olması o hastanın manütüsyonlu olmadığı anlamına gelmiyor. Çünkü yağ dokusunun fazla olduğu bir hasta. Bizim istediğimiz şu... Yani bir beslenme kaybı değil, beslenme bozukluğu mu? Beslenme bozukluğunu kastediyoruz tabii. Yani onun için belki tıbbi terimini yaparsak, tanımını yapmış olursak manütüsyonun, dengesiz, yetersiz ve düzensiz beslenmenin, işte özellikle yağsız vücut kitlesi, ki bunu şunu kastediyoruz, kas dokusunun kaybı ya da total vücutla kaybından dolayı mental ve fizik fonksiyonlarda bir düzensizlik ve yetersizlik oluyor. Bunu kliniğe uyarladığımızda, hastaneye yatan hastalara uyarladığımızda bu hastaların tedavilerinde de ciddi şekilde gecikmeler ve komplikasyonlar yaşıyoruz. Onun için bu hastaların ilk başta manütüsyon tanılarının koyulup tedavilerinin yapılması gerekiyor. Peki tedavi edilmezse ne olur? Özellikle biraz önce de anlattım aslında hastaların tedavi edilmediğinde tedavileri gecikmiş oluyor. Bu özellikle işte genel cerrahi hastalarında, cerrahi onkoloji hastalarında, işte geriatri hastalarında, yoğun bakım hastalarında orada bir takım tedaviler alması gerekiyor. Bunlar ilaç tedavileri olabilir, cerrahi tedaviler olabilir, kemoterapi, radyoterapiler olabilir. Onun için bu tedavilere başlamadan önce hastaların depolarını nütrisyon anlamında doldurmak gerekiyor. Çünkü uzun seyirli bir yol. Çünkü süreç ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Bu hastalarda eğer siz tedavi etmezseniz bu hastalarda komplikasyonlar ve ölümler çok ciddi bir şekilde ortaya çıkıyor. Hocam peki manütüsyonu biz tanısını koyduk. Tedavi aşamalarından biraz bahseder misiniz? Hangi yöntemleri kullanıyoruz? Manütüsyonun önce 3 saç ayağı var. Birincisi hastaları tarayacaksınız. İkincisi taradınız, değerlendireceksiniz. Üçüncüsü tedavi edeceksiniz. Burada öncelikle tarama testleriyle işe başlamamız lazım. Çok onlarca tarama testi tanınmış ama bizim şu anda hastanelerimizde kullandığımız nütrisyonel risk skoru dediğimiz neredeyse 2002. 2002 de işte o bulunduğu yıla atfen isimlendirilmiş. Hastaneye yatan hastalarda bunları kullanıyoruz. Toplum taramalarında MAST dediğimiz bir tarama var. Diğeri de yaşlı hastalarda mini nütrisyonel değerlendirme dediğimiz MNA değerlendirmeleri var. Bu hastalarda tanıyı koyduktan sonra özellikle neredeyse 2002'den bahsedecek olursak burada 3 ve üzerindeyse skorlama sistemleri bu hastanın manütüsyon tedavisi alması gerekiyor anlamına geliyor bu. Sonuçta hocam peki şey diyebilir miyiz? Yani toplumda biri sağlıklı gibi duruyor olabilir ama biz bunu taramayla bulduğumuz hasta grubu da var mı? Yani evet. Sonuç olarak ben kendimi iyi hissediyorum ama bende böyle bir beslenme bozukluğu var. Sonuç olarak taramayla bunlar da bulunabiliyor mu? Teşekkür ederim. Çok önemli bir soru aslında bu. Hastaneye başvuran hastalar hiç manütüsyon olup olmadığını bilmiyoruz. %3 ile 5 oranında bir manütüsyon yüzdesi var bu hastalarda. Bu hastalar hastaneye yattıktan sonra çeşitli hastalıklarla dolayısıyla bir hafta içinde baktığınızda bu oranların %10-15'lere çıktığını görüyoruz. Tarama testleri bunun için son derece önemli. Her yatan hastada, mümkünse polikliniğe başvuran her hastada bu tarama testlerinin yapılması gerekiyor. Manütüsyonun tanısını koymak için. Çünkü tedaviyi siz buna göre planlıyorsunuz. Tedavide çok çeşitli yollar var. Özellikle bazı hastalar yeterince yani mutfaktan beslenmeyle yeterli kalorilerini alamıyorlar. Yani bunu şöyle söyleyebiliriz. Geleneksel beslenme yöntemleri bu hastalar için yetersiz olabiliyor. O zaman gündeme tıbbi amaçlı beslenme ürünleri giriyor ki bu son derece önemli. Çünkü düşük volümlerde bazı hastalarda kalp yetmezliğinde, böbrek yetmezliğinde, karaciğer yetmezliğinde yüksek volümlü ürünler veremiyorsunuz ya da yüksek volümlü diyetlerle hastayı tedavi edemiyorsunuz. Küçük volümlerle yüksek kalori vermeniz gerekiyor ki protein bu işin içine girdiği zaman son derece önemli. Öncelikle bu hastalarda beslenmede kalori yeterince hastane mutfağında ya da ev mutfağında alamıyorsa bunları oral nütrisyonel ürünler dediğimiz tıbbi beslenme ürünleriyle desteklememiz lazım. Daha sonra eğer hastalarda yutma fonksiyonları bozuk olabilir bazen. Bu kansere bağlı olabilir, yaşlılığa bağlı olabilir, sarkopenik dediğimiz bizim disfaji yutma güçlüğü dediğimiz olaylarda hasta yeterince gıda alamıyorsa o zaman burnundan bir tüp yerleştirerek, nazofeeding dediğimiz tüpler yerleştirerek kalorileri direkt mideye bir pompa aracılığıyla veriyoruz. Bizim bu gördüğümüz beyaz beyaz solüsyonlardan mı bahsediyoruz hocam?
Onların rengi çok beyaz değil. Biraz içindeki aromalara göre rengi değişiyor. Beyaz solüsyonlara gelecek olursak işin içine yani hem için merak ediyoruz. Evet, hem oran nitrojenel solüsyonlarla hem de enterelle tüp yerleştiğimizde eğer yeteri kaloriye ulaşamıyorsak ya da bir kontraindikasyon ya da verilmeme gerekçesi varsa bu hastada, gastrointestinal sistem dediğimiz mide ve bağırsakları çok iyi çalışmıyorsa bu hastanın ya da bir engel varsa bunu vermemize, o zaman sizin söylemiş olduğunuz gibi damardan beslemek zorundayız ki buna biz parenteral nitrojen diyoruz. Onlar işte süt beyazı gibi görünen solüsyonlardır. Bunların içinde işte karbonhidrat var, lipitler var. O lipitlerden dolayı o beyazlık geliyor. Bir de protein ya da amino asit diyebileceğimiz proteinler var. Yani 3 tane majör elementi bizim vermemiz gerekiyor ki bunun yanında vermemiz gereken eser elementler ki bunlar çok önemli. Toplumda da artık bununla ilgili çok ciddi bilinçlenmeler gelişti. Ya da işte vitaminleri, hem suda eriyen hem de yağda eriyen vitaminleri parenteral besleniyorsa vermemiz gerekiyor. Her gün o süt beyazı solüsyonlara eklememiz gerekiyor. Diğer enteral solüsyonlarda bunlara gerek yok. Çünkü onların içinde hep majör elementler ve minör elementler zaten var. Onlar yeterli olarak hastaya yeterince gitmiş oluyor. Bunlarla tabii işi döndürmekte iş bitmiyor sadece. Bir de bu hastalarda verdiğimiz, yaptığımız tedavi acaba hastaya ne derece yansıyor? Biz bunu nasıl değerlendiriyoruz? Tabii biraz önce söyledim, antropometrik ölçümler yaptık. Kanda tabii prealbumin dediğimiz son derece önemli ve albumin gibi değerlere bakarak da hastanın besleme durumunu değerlendirebiliyoruz. Hocam şöyle uzunca bir soru sormak istiyorum size. Kepan bünyesindeki sağlık meslek mensuplarına yönelik yapılan mastürbasyon farkındalığı ile ilgili anketin sonuçları nelerdir? Evet, bu anketimiz aslında yeni bir anket oldu ve çok da önemli bilgiler elde ettik biz burada. Yaklaşık 650 kişi üzerinde yapıldı. 650 kişi fakat çok nüve bir sağlık profesyonelleriydi bunlar. Doktorlar, diyetisyenler, hemşireler ve eczacılar üzerinde yapıldı ama nütrisyon timlerinin yani bu işin içinde olan, işin mutfağında olan kişiler üzerinde yaptık. Onun için sonuçları son derece kıymetli bizim için. 7 soruluk bir anketti bu. Bu anketin sonuçlarına göre bizim nütrisyon timlerinde %25 oranında manütrisyon taramasının yapılmadığını gördük. Yani bu oranı diğer 75'lik oranına baktığımızda işte bazı timlerden şöyle cevaplar geldi. İşte hastaneye sadece poliklinik bazında yapıyoruz ya da servise yatan hastada yapıyoruz. Bunları da çıkardığımızda belki bu oran %50'lere kadar gelebilir. Tarama anlamında söylüyoruz. Tarama önemli çünkü bizim için. Sonuçta diğer bir kısmı da bizim beslenme destek ekiplerimiz vardır. Her hastanede, 3. basamak hastanelerinde. Bu hastalardan biz destek alırız. Beslenme destek ünitesinde yatan hastalarda hem nütrisyonel değerlendirme hem de bu değerlendirmede tarama testleriyle beraber bunlardan baktığımızda konsültasyon oranlarının %30 civarında olduğunu gördük. Geriye kalan %70'i biz nütrisyon tedavisini kendimiz planlıyoruz, kendimiz yapıyoruz diye söylediler. Peki bu gruba şunu sorduk. Siz malnütre hastalarının sonuçlarına baktığınızda en çok sizin dikkatinizi çeken nedir diye. Bunlarda işte sarkopeni terimi çok toplumumuzda çok güncel bir konu. Kas kaybının fazla olduğunu, hastalıkların yara iyileşmesinin zor olduğunu, hastanın hastanede kalış süresinin uzadığını ve komplikasyonlarda hatta ölümlerde bile artış olabileceğini söylediler. Bunun anketin en sonki sonuç şeyi çok önemliydi. Nütrisyon tedavisine bakışı biraz değiştirmek lazım. Bununla ilgili bir farkındalık yapmak lazım. Çünkü çoğu kişide nütrisyon tedavisini bir tedavi şekli olarak bakılmıyor. Ki şimdiye kadar anlattıklarımızda artık belirli ispatlanmış literatür bilgileri söylenmiş. Nütrisyon tedavisi de bir tedavinin önemli bir parçası sonuç itibariyle. Ve bu hastalarda gerekli olan siz nütrisyon tedavisini yaparsanız hem komplikasyonlarda hem ölüm oranlarında ciddi olarak azalmalar saptıyorsunuz ki bu hastanın erken taburculuğu demek, hastanedeki işte sağlık harcamalarının düşmesi demek. Erken taburculuk hem sosyal anlamda hastayı evine çıkarmakla psikolojik olarak daha iyi bir ortam hazırlamış oluyorsunuz. Bunların son derece önemli olduğunu bilmek gerekiyor. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler değerli bilgileriniz için. Sağ olun.
8'de Sağlık'ta bugünkü konuğumuz genel cerrah ve cerrahi onkoloji uzmanı Profesör Doktor Mutlu Doğanay'dı. Kendisiyle çok hoş bir sohbet gerçekleştirdik. Çok teşekkür ediyoruz. 8'de Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de Sağlık'ı sundu.